sizden istirhamımız istediğim de benim özellikle. Gayet samimi. Hiç sıkılmayın, daralmayın. Ya ben kendimi ifade edebilirim ama bugün de bir format değişikliğine gidilmiş herhalde burada. Sorular geldi. Nasıl interaktif yapacağız bu işi? Geçen programımızda soru sormak isteyip de soramayan çok arkadaşımız oldu. Onu ortadan kaldırabilmek için buraya döndük. Yine interaktife geçeceksiniz. Hem de böylece soruyu eksik kalmasın diye hem de buradan daha iyi de görmüş oluruz. Evet, bu amaçladığımız şu. Çok kitap okumuyoruz. Millet olarak ben dahil olmak üzere çok kitap okumuyoruz. Dolayısıyla da kendimizi ifade etmekten zaman zaman bu kitap okumamanın verdiği özgüven eksikliğiyle çekingen davranıyoruz. Bunun olmasını istemiyorum. Tüm arkadaşlarımız kafasında her alanda, her konuyla, özel tüzel ne varsa hiç önemli değil. Çok açık yürekliyle çıkıp sorusunu sorsun. Biz aynı samimiyetle, aynı duygularla sizlere cevap verelim istiyoruz. Ve akabinde de bu diyalog hiç kopmasın. Çünkü bu yeni çağdan bahsettik kısmi olarak. İnanın sizin bakışınız, ufuklarınız ve ilgi alanlarınızla bizimkiler çok farklı. Şu an neredeyse sizlerle, hatta bizi bırakın bu 50 yaş grubundan bahsediyorum ki benim yaşım 50. Bugün 35 yaşla 18 yaş arasında dahi diyalog kurma sıkıntısı yaşıyoruz. Geçen sene diye almıyorsam Cumhurbaşkanı'na bir talimatla dedi ki tüm belediye başkanları Ankara'ya gelsin. Yaklaşık 900 belediye başkanıydık. Gittik. Tabii tam da pandeminin böyle pik yaptığı dönemdi. Geçen sene yaz aylarıydı muhtemelen. Dedi ki hayırdır ne var acaba? Niye böyle hemen bizi topladı? Oturduk. Cumhurbaşkanımız geldi. Kürsüye çıktı. Tek gündem maddesi vardı gençlik. Gençlik. Ve gençlikle ilgili 45 dakika bize nasihatlerde bulundu. Tabii Sinevizyon eşliğindeydi bu bilgi aktarımı. Sinevizyon'da gençliğin ilgileriyle alaka duydukları konularla alakalı da slaytlar ekranda dönüyordu. Şimdi tabii onları görünce birçoğunu ben anlamadım zaten. Yani sizin şu anda ilgi duyduğunuz, zamanınızın birçoğunu geçirdiğiniz alanlarla bizim çok bir alakamız yok gençler. Bunu bilin, bunu peşinen söyleyeyim. Dolayısıyla bilmediğimiz bir konuda da çözüm üretme, size yeni ufuk açma şansımız da çok azalıyor. Bu diyaloğu işte bunun için istiyoruz. Slaytlar ekranda geçerken şöyle de salona bir döndüm baktım acaba sorun tek bende mi diye. Bir baktım ki neredeyse bütün belediye başkanları bizim yaş grubunda. Eyvah dedim. Sıkıntı büyük, çok dersimiz var, çok çalışmamız lazım. Dolayısıyla sizin bakış açınızla biz bugünü değerlendirelim istiyoruz ve ona göre de bugün dedik ki emanetinizi taşıyoruz sizin. Yarın sizlere buraları teslim ederken istediğiniz şekilde size onu teslim edelim. Eksiklik kalmasın. Sizler bizim bıraktığımız yerden yukarı taşıyın. Eğer bu diyaloğu kuramazsak bu sefer biz kendi ufkumuz kadar, bakın net söylüyorum, bu sadece bana has bir şey değil, tüm idarecilerimiz için söylüyorum. Bu yeni çağdan biz kopuğuz. Gerçekten kopuğuz. Geçen gün bana bir arkadaş dedi ki TikTok'ta bir derin dalış varmış. Dedim bu ne ya? Bilmiyorum, hiç duymamışım. Ama ben eminim ki kim biliyor diye sorsam burada hepiniz ellere havaya kalkacak. Yine aynı şekilde üniversiteden bir genç grup geldi. Başkanım dedi bir e-spor kulübü kuralım dedi. Acayip dedi bu iş PR yapıyor falan. Dedim o ne ya? Meğerse milyonları takip ediyormuş. İşte bunları öğrenmek istiyoruz aslında biz sizlerden. Onun için de buradayız. Onun için de bu diyaloğu sağlayalım ve bundan sonra devam edelim istiyoruz. Geçen bir kitap okuyordum. Kitapta aynen şu cümle vardı. 2017 ve sonrası doğumlular. Hayatlarında yapacakları mesleklerin %67'si daha icat edilmedi diyordu. Yani yapacağımız, sizler biraz daha bekleyeceksiniz ama %67 meslekleri daha icat edilmedi. Bir bilinmez bizim için şu anda bu. Ama hazır olmak durumundayız. Öğrendiğimiz zaman bunun altyapısını kim hazırlayacak? Bizler hazırlayacağız. Onun için bunların ne olduğunu da sizden öğrenmek istiyoruz. Yani bugün aslında burada bunun sebebimiz size bir şeyler aktarmaktan daha ziyade bize temas kurun lütfen ve bize yön verin şeklinde. Onun için monoloğu diyaloğa çevirelim istiyorum hızlı bir şekilde. Bu şekilde devam edelim istiyorum. Böyle bir virgül koyarak ben başlatmış olayım. Dediğim gibi her türlü soruyu hiç çekinmeden gayet açık yürekle bize sorabilirsiniz. Biz de aynı şekilde tamam, buradan devam edelim. Evet, başkanım. Bugün format değişmiş. Ben de yabancıyım bugün formata bakalım.
Evet, Safiye Dinçer 12D sınıfında. Ailenizle yapmak istediğiniz etkinlik. Safiye burada mı? Evet Safiye, dinleyelim seni. Soruyu senden de alalım. Evet. Ailenizle en çok yapmak istediğiniz, en çok geçirmek istediğiniz vakit sormuştum. Tabii belediye başkanlığı, evet güzel bir soru. Özelden sormuşsun. Belediye başkanlığı 8-5 arası yapılan bir iş değil. Dedik ya doğumla ölüm arası. Ne kadar faaliyet varsa hepsi içerisinde. Yağan yağmur sizin sorununuzda, yağan kar yerden kalkmasıyla da sizin sorununuzda. Doğan çocuğa hoş geldin bebek sizin sorununuzda. Cenazede Allah rahmet eylesin taziye sizin sorununuzda. Yani ne varsa insanlar kendilerine yakın gördüğü için belki de veya en ulaşılabilir veya bölgeden de olduğu için binası belediyeye geliyor ve belediye başkanına görüşmek istiyor. Oysa çok yardımcılarımız da var, idari arkadaşlarımız da var ama şu algı da var. Bunu çözerse başkan çözer. Dolayısıyla herkes başkana ulaşmak istiyor. Bu da bizim ciddi anlamda vaktimizi alıyor. Ben şöyle tanımlıyorum bunu. Siyaset kişinin özgür iradesiyle hürriyetini kısıtladığı alandır diyorum ben. Şu an bizim durumumuz tam da bu şekilde. Kendi irademizle aday olduk. Sizlerin önüne geldik. Ebeveynleriniz de oy kullandı. Seçtiler, yetkiyi bize verdiler. Bunu özgür irademizle bizler yaptık ve şu an hürriyetimize kısmen kısıtladık. Tabii bu sorumumuzdan geliyor. Bundan muzdarip değiliz. Çünkü insanlara dokunmak, onları mutlu etmek bizde hem bu yorgunluğumuzu bir kenara atıyor hem de vicdani ve uhrevi anlamda bize çok şey katıyor. Zamansal, işi oraya getireceğim aslında. Zaman sıkıntımız var. Sabah mesai, mesela yarın sabah özel kalem müdürümüz dedi ki başlarım sabah namazıyla camide program başlayacak dedi. Hadi gel uyuma şimdi. Sabah 6'da kalkacaksın. Gideceksin. Ondan sonra esnaf ziyaretleri. 6'da gün başlayacak yarın. Gece kaçta bitecek hiç bilmiyorum. Dolayısıyla ailemiz herhalde biraz daha vakit geçirmeyi isterdim. Nerede olduğunun çok bir önemi yok. Nasıl olduğunda bir önemi yok. Sadece bir arada olabilsek bu kafi bizim için. Cumartesi pazar da yok bizde. Onun için biraz daha zaman ayırabildik ama bunu kendimiz istedik. Çok rahatsız da değiliz. Ben teşekkür ettim sorun için. Evet, ikinci soru Birsen Değerli. Birsen diyor ki polis olmak istiyorum fakat boydan kaybediyorum. Bu konuda yardım eder misiniz? İkincisi devamında da şöyle diyor Birsen. Acılarımızın sebebi günahlarımız mı? Sizce adalet sadece sarayların adı mı? Adalet istiyoruz diyor. Şimdi Birsel eğer burada boyla ilgili bir sınır konmasaydı o zaman adaletsizlik olurdu. Dedim bence bunda bir adalet var yani. Değil mi? Siz öyle diyorsanız öyledir. Hayır şimdi birisinin boyu kısa olanı alsalar da seni almasalar adaletsizlik olur. Ama bir evet. Sınır var o açıdan diyorum. Başka? O zaman bu soruyu pas geçiyorum. Peki. Ama son cümle önemli çok, evet, bana güzel. Göre. Sizce evet. Adalet sadece saraylardan mı olmalı? Evet. Bunu muhtemelen polislik sınavıyla ve meselenin önündeki o ilk etapla alakalı sormadın diye hayır, düşünüyorum. Hayır, alakalı değil. Bu biraz daha farklı bir şey. Peki evet. Burada neye takıldın sen Birsen? Nasıl bir adaletsizlik gördün? Nasıl bir adaletsizlik gördüm? Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Ya şeyden, kadına şiddetten yana adaletsizlik. Yani ne bileyim, mesela geçen haberlerde 3 aylık bir bebeği babası dövdü ve şu an soruşturması devam ediyor. Ama benim düşüncem yani serbest bırakılacak gibi. Ya bu konuda yani demek istedim. Şu, adalet sadece sarayların adı mı? Adalet nerede? Tahmin ettim. Bir konuya takıldığın farkında burada. Ama öyle değil. Gerçekten öyle değil. Bir kere buna kadına şiddet demeyelim sadece. Buna şiddete karşı olalım komple. Çünkü bunun, çocuğu da saydın. Çocuğa da bir şiddet var orada. Evet. Dolayısıyla bunu genelleyerek şiddete karşıyız diyelim. Bunun içinde kadının da var, çocuğu da var, erkeği de var. Hepsi var. Dolayısıyla insanlık olarak, insan olarak, yaratılmışların en yükseği, en ulusu olarak
insanlığa, insanlığa karşı şiddete veya canlıya karşı şiddete bir kere komple karşı olmak durumundayız. Şu an bunlarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Hiç de öyle değil artık. Bugün insanın kafasında böyle bir olumsuz hareket, fiiliyata eğilim varsa dahi en az 3-5 defa düşünüyordur. Ama bazen oluyor ki istemediğimiz bir şey, bu tür olaylar oluyor. Basının da bu şekilde yaygın oluşu bunları da lanse ediyor. Bence de çok güzel bu. Gizli kalmış olsa belki bu daha fazla yayılacaktır. Bu anlamda eksiklikler var mıdır? Her zaman vardır. Ama gittiği iyiye gidiyoruz. Sadece saraylarda yok, adalet zemininde de olmak zorunda. Adaletin olmadığı bir yerde başka hiçbir konudan konuşmamızın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla önce adalet gerekiyor, eşitlik gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet. Nebi Mustafa Zol mu? Evet, diyor ki Atakum'dan okula ulaşım sıkıntısı yaşıyoruz. Evet hocam. Öğrenciler hocam, hocalar mesela. İki otobüs falan değişiyor hocam. Hocalar adına mı söylüyorsun, kendi adına mı evi? Hocaların adına hocam, öğrenciler mesela. Serviste gelmiyor musunuz? Ben burada yaşıyorum hocam. Bazıları mesela arkadaşlarım var. Nebi sen nerelisin? Ben mi? Rusya'dan geldim hocam. Evet. Bu idareci öğretmen arkadaşlarımıza yönelik bir soruydu herhalde. Biz şunu istiyoruz Nebi. Evet. Canik şu an nüfus olarak 100 bin. Evet. Dolayısıyla diyoruz ki herkes Canik'te ikamet etsin. Onun için öğretmenlerimiz de biz Canik'e davet ediyoruz aslında. Canik'te yaşayalım hep birlikte. Billboardları gördünüz değil mi? Evet. Canik'te yaşıyorum. Canik'te, ikametim Canik'te diye billboardlar girdik. Nüfus bizim için önemli. Belediyenin gelir kalemleri arasında merkezi hükümetten gelen yardımlar vardır. Bu yardımın da miktarı gençler yaşayan nüfusla doğru orantılıdır. Yani kaç kişi yaşıyorsa ilçede devlet her birime bir çarpım koymuştur. Şu kadar nüfus çarpı birim aylık gelecek olan paramızdır. Evet. Ne kadar çok para gelirse, parasız hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Bizlerin size hizmeti o değeri dağıtacak. Dolayısıyla ben öğretmenlerimizi, Canik'te de çok güzel yerlerimiz var. Çok ki coğrafyası en güzel ilçedir Samsun'un Canik. Sadece eski yapılaşma bölgesi olduğu için evlerimiz, binalarımız, yapı stoğumuz biraz eskidir. Ama bugün Canik'e yerleşmeye başlayan 5 sene sonra iyi ki buraya geldin diyecek. Zaten 5 sene sonra gelecekler de biz almayacağız, yerimiz kalmayacak. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Doğrudur, teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ettim Nebi. Evet, sırada Kadirhan Yangöz. Kadirhan da diyor ki, halkla ilişkilerde okuyorum. Sadece okulda değil, okul dışı organizasyonlara da katılmak istiyoruz. Evet Kadirhan. Evet. Ne tür organizasyonlar istiyorsunuz mesela? Mesela yan okulda ülke dışına gittiler. Konserler olabilir. O tür. Yani biz hiçbir şey yapmadık halkla ilişkiler olarak. İstanbul'a gidildi, Kapadokya'ya gidildi. Bir hiçbir yere gitmedik. Evet. Şimdi Kadirhan, biraz daha sosyalleşelim istiyorsun, öyle mi? Evet. Yani bu önemli, bu önemli. Tabii bu biraz daha derin konu ama bunu yapan okullarımız var. Muhtemelen burada da vardır bu imkanlarımız. 4 yıllık okulda her yıl 2 bölge ziyareti yapılarak 7 bölgeyi tanıtma faaliyeti. Bu olması gerekir belki de. Sosyal okullarda bir kısmında bu faaliyet var. Ama şöyle de bir şey var. Bilmiyorum ne kadarınız bizi sosyal medyada takip ediyor. Benim bir liseliler danışma grubum var. Bilginiz var mı bundan? Yok. İşte liseli gençlerimiz, işte takip etmiyorsunuz bizi biliyorum. Onun için de biraz böyle sistem, arada bir sistem edeceğim size. Telefonum yok benim, o yüzden. Bu şekilde bu gençlerle zaman zaman bir araya geliyoruz. İşte yorumlayın diyoruz gençler. Ne yapmamız lazım? Bazen o grubun içerisinden bir iki gencimizi alıp bir gün boyunca benimle dolaşıyorlar. Bir belediye başkanı ne yapar? Yaptığımız faaliyetleri gün sonunda değerlendiriyorum onlarla. Dolayısıyla bu anlamda buradan başlayalım Kadircan. Kadircan değil mi? Han. Kadirhan. Oradan başlayalım. Bu gruba dahil olalım. Bizle beraber başla. Ondan sonra faaliyete devam edelim.
Şimdi belediye olarak da kültürel pandemi bizi ciddi etkiledi. 1,5-2 yıldır hiçbir şey yapamadık bize doğru dürüst. Sadece sosyal medyadan yarışmalar falan düzenledik. Çeşitli günlerde, bayramlarda falan. Ama şimdi pandeminin biraz rahatlamasıyla biraz daha birebire döneceğiz. Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta değil mi arkadaşlar? Mart'ta 4 tane ayrı program var. Canik Kültür Merkezimiz ki ismini şimdi değiştirdik. Sezai Karakoç Kültür Merkezi yaptık ismini. Dolayısıyla orada birebir sunumlarla, yeni çağla, bu dijital çağla alakalı bilgilendirmeler yapılacak. Bunları ilan edeceğiz. Onlardan başlayalım. Ondan sonra turlara geçeriz inşallah Kadircan. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Evet başkanım. Çiğdem Kör. 10B sınıfı. Diyor ki lisede hiç unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Çiğdem. Evet Çiğdem, voleybol oynuyorum. Lisedeyken de profesyonel oynamıştım. Bir gün Allah selamet versin edebiyat hocamız vardı, Abdullah Dede diye, belki tanıyanınız vardır. Tamam. Dedi ki okul takımıyla dedi cezaevindeki mahkumlar maç yapmak istiyor dedi. O zaman biliyorsun cezaevi bu medikane hastanesinin oradaydı, kapalı cezaevi. Ben de okulun voleybol takım kaptanıyım. Tamam dedik, olur. Günü falan ayarlandı. Hediyelerimizi ayarladık böyle. Kitap falan götürüyoruz. Ben de arkadaşlar topladım maçtan önce, cezaevine gitmeden önce. Dedim ki arkadaşlar bunlar mahkum. 4 duvar arasında yaşıyorlar. Dolayısıyla bir set verelim, bir set alalım. Sonuçta da yenilelim. Böyle bir konuşma yaptık onlara. Tabii çıktık maça. Onların avlusunda böyle bir yer var. Başladık. Biz topu göremiyoruz. Patrik 3-0 bitti. Bizi paket yaptılar yani orada. O günü hiç unutamıyorum ben. Yenmemeye, ezmemeye gittiğimiz mahkum arkadaşlar bizi 3-0 çok da sayı farklarıyla maçı almıştı. O günü unutamıyorum ya. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Mehmet Kara. Değil mi? Mehmet Kara mı? İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar neden ne yazdın? Almanlar hocam, Almanlar. Kendisi evet. Sorsun hocam. Sen sor bakalım. Sen bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar neden kaybetti? Bir soru sordum hocam, tarihi bir soru. Lojistik ve kaynak sorusu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar niye kaybetti? Evet hocam. Çünkü dünyayı etkileyen bir şey o savaş. Bunu Hitler'e Türkiye. Sormamız lazım aslında niye kaybettin diye de. Tabii ihtiras bazen insanın gözünü karartıyor. Evet, dünya hiçbir zaman tek kişinin içerisinde olmadı. Olmaz da. Herhalde o ihtiras, o dünyayı yönetme isteği, o açgözlülük. Bir de biliyorsun Hitler'i ilgilisin belki bu konuyla alakalı. Evet, Hitler'in çok farklı bir bakış açısı vardı. Tek düzey insan ırkı. Evet. Hatta üstün bugün Almanya Avustralya bu ırktan oluştuğu da söyleniyor. Aryan ırkı hocam. Çok çeşitli o zaman da bilen biyolojik laboratuvar çalışmalarının yapıldığını. Dolayısıyla bu bir kere insan fıtratına aykırı. Fiziken dünyada galip gelse bile yaratıcı Allah'ın buna müsaade etmeyeceğini biliyor olmamız lazım. Herhalde ondandır diye düşünüyorum. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Evet. Selim Erdoğan. Fatih projesi ne zaman yürürlüğe girecek? Bu size yaradı hocam evet, bu soru. Evet. Ben sormak için sordum aslında biraz da. Efendim? Sormak için sordum biraz da ben aslında. Yok, Fatih projesi yürürlükte zaten. Fatih projesiyle benim ilgili okulda... Benim bilgim yoktu. Fatih projesi zaten sizin okulunuzda etkileşimli tahtalar yok mu? Fatih tablet projesi... falan dağıtılmadı. Hani o anlamda sordum ben. Efendim? Hani tablet falan dağıtılmadı. Hani o anlamda sordum ben. Tablet o dönemde yapıldı. Ondan sonra tabletin çok faydalı olmadı. Çok işlemediği sistemin görüldüğünden kaldırıldı. Gerek duyulmadı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ettik. Yazılar da... Hilal Kılıç. Türkiye'nin şu anki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Durum herhalde böyle Hilal. (Gülüyor)
Evet Hilal, dinleyelim seni. Hocam, o işte o kadar sordum. Bu soruyu niye sormaya ihtiyacı hissettin Hilal? Meraktan. Yani bir yerde bir sıkıntı var belli. Nedir? Yani bu soruyu ben niye sorayım dedin? Cevaplayacağım, sıkıntı yok. Ekonomi? Evet. Gençler, dünyanın en zor dönemleri değişim dönemleridir. Hatta bununla ilgili bir Çin atasözü vardır. Hatta bedduası vardır. Der ki seni yaratan veya Tanrı inandığı şey neyse artık seni değişim döneminde yaşatsın ve idareci yapsın şeklinde. Değişim hakikaten zordur. Oysa değişikliğe de en çabuk adapte olan varlık insandır. Böyle bir tezat da var işin içerisinde. Evet, bugün ülke olarak döviz, ondan bahsediyorsun, aldı başını gidiyor, altın arttı, ürünlerde ciddi zamlar var. Belki 3 gün önce 1 liraya aldığınız kalem bugün 2 lira şeklinde Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı var. Tabii ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum. Türkiye son 15-20 gün, bir aylık zaman zarfında ekonomi anlamında bir izlediği politika değişikliğine gitti ciddi anlamda. Siyahtan beyaza, beyazdan siyaha geçiş gibi bir sistem. Eskiden düşük kur, yüksek faiz politikası gidiliyordu. Şimdi tam tersine yüksek kur, düşük faiz. Uzun yıllar yüksek kurla, işte düşük kurla, yüksek faiz neticesiyle ülkemizin kaynakları, ürettiğimiz emekler parası olanlar tarafından gelinip alınıp gidirildi. Yani sömürüldük. Bugünkü dünya, modern dünya dediğimiz dünya şartlarında o zenginler paralarını vererek, getirerek buradaki yüksek faizli ülkelerde, sadece bize değil bu, bizim gibi olan ülkelerde getirip paralarını koydular. Hiçbir emek sarf etmeden faizi alıp gittiler. Bu da bizim emeğimizin sömürülmesiydi. Son bir ayda bunun tam tersine geçildi. Dedik ki faizi düşüreceğiz. Bedava kazanç yok. Kimse gelip parasını verip para alıp gitmeyecek ülkemizden. Kuru serbest bıraktı. Faizleri aşağı çekmeye başladı. Tabii bu bir geçiş dönemi. 7-8 ay sürebilir bu. Bunun üzerine bir de dünyadaki pandemiden kaynaklanan tedarik zincirinin kırılması. Bugün belediye olarak bir araç almak istiyoruz. İş makinesi anlamında söylüyorum. Fiyat vermedikleri gibi zaman da vermiyorlar. Yani Avrupa'da üretim neredeyse durdu derecesinde. Şimdi para var. Dünya gerçekten çok adaletsiz. İlk soru öyle başladı zaten. Bugün Amerika dediğimiz kendine göre süper güç olan o devlet sınırsız para basıyor ve bir kontrolü yok. Ama bize de diyor ki, bizim gibi diğer ülkelerde, stoğunuzdaki altınınız kadar para basabilirsin diyor. Ve altını da bana vereceksin diyor. Yani gelişmekte olan ülkelerin altınları, rezervleri yabancı ülkelerdedir. Miktarı kadar sana para bastırabiliyor. Oysa kendisi kontrol edilmediği için ağaçları bitinceye de para basabilirler. Kağıttan ağaçtan yapıyorlarsa eğer, bu şekilde daha kalıcı olur diye ifade ettim. Böyle bir adaletsizlik var dünya içerisinde. İşte biz de bu sistemi değiştirelim istedik. İdarecilerimiz böyle bir karar aldı. Bu. Üstüne bir de pandemi geldi. Avrupa'da üretim durduğu için, tarım durduğu için, paraları da rahat basabildikleri için gelip üreten ülkelerden ürünleri satın almaya başladılar. Zeytinyağının örneğini vereyim. Oradan gidelim. Diğerini siz genellersiniz gençler. Burada biz 80 liraya veya 60 liraya zeytinyağını üretirken ve satarken halkımıza, dışarıdan geldiler üretim yapmadıkları için, paraları da çok ya, dediler ki biz sizin 60 liraya sattığınız iç piyasaya zeytinyağını 80 lira verip almak istiyoruz. 100 lira verip almak istiyoruz. Önce böyle başladı bu. 80 verdiler, biz sattık, ihraç ettik. Şimdi bizim de üreticimiz baktı ki ya, üretiyorum ben bunu, çok kar edeyim. İç piyasaya değil dış piyasaya yöneldi. Daha sonra bir denge gelince, hükümet tarafından biliyorsunuz zincir marketlere falan filan bir araştırma yapmaya, baskı kurmaya başlayınca, bu sefer dış piyasa fiyatı artırdı. 80 diye bu sefer 100 vereyim dedi.
Bu fiyat pahalılığı geçicidir. Orada üretim başlayınca kadar dünyadaki bu tedarik zincirinin kırılmasından kaynaklanan bir sıkıntıdır. Orada üretimin neredeyse durmaya aşamasına gelmesiyle doğru orantılıdır. Ama şunu bilin, Türkiye bugün kendine yetebilen birkaç ülkeden bir tanesidir. Bugün 100 giderin karşısında 130 barem üretimimiz vardır. Bazı kalemlerde bu olmayabilir ama genel ortalaması budur. Bir sıkıntı yok, bu geçicidir. İnşallah kısa sürede aşacağız ve emeğimizi sömürttürmeyeceğiz. Ve size de daha güzel, daha yürütülebilir bir ülke bırakacağız inşallah. Aslında, bilmiyorum tatmin ettim mi veya anlayabildiniz beni ama genel ifade bu şekilde ifade edebilirim bunu. Aslında başkanım, ihracat ülkemizde hızla artıyor. Mesela Kasım ayı ihracatı 20 milyar doların üzerinde, 10 aylık ihracat da Türkiye'de 200 milyarı geçti. Ama bu tabii, bu nedeni de şu, Türkiye bu pandemi döneminde üretimi bırakmadı. Ama hızlı bir şekilde yurt dışından talep olduğu için iç piyasada da fiyatları yükseltti. Bu da inşallah dengeye oturduğunda ülkemizde de bu ihracat bizlere de piyasalarda yansıyacak. Ama şu andaki durum dediğiniz gibi inşallah, ama ümit verici ihracat rakamları, ekonominin büyümesi, her şey kesinlikle bu böyle. Bizim tek yapmamız gereken şey üretmek. Evet. Biz üretip onlara satarız. Daha sonra cari açık dediğim şey kapandığı andaki az kaldı. Bu sefer iç piyasaya bu olumlu anlamda yansıyacaktır. Evet. Bir başka öğrencimiz 11C sınıfından Tuğba Ürer. Çocuk gelişimi mezunu öğrenciler olarak anaokullarında yardımcı öğretmen statüsünde çalışabilmemiz için yapılan çalışma var mı? Şu anda böyle bir çalışma yok, öyle bir kadro yok. Ama yani bizim bildiğimiz yok. Belki bakanlığımızda vardır, bilmiyorum. Ama önümüzdeki yıldan itibaren yeni Milli Eğitim Bakanımızın bütün Türkiye genelinde yeni yeni ana sınıfları açılması. Bizde de ilçemizde şu ana kadar 5 tane ana sınıfı açtık, yeni açtık. 7 tane daha ana sınıfının açılmasıyla ilgili son hazırlıklarımızı tamamladık. Bakanlığımız da bununla ilgili hem bu ana sınıflarının inşaatları için hem de donanımlarıyla ilgili ödenek gönderecek. Biz de o 7 tane ana sınıfımızı da inşallah önümüzdeki haftadan itibaren açacağız. Bunun amacı neden anlatıyorum? Önümüzdeki yıldan itibaren 5 yaşın zorunlu olma durumu var. Eğer 5 yaş zorunlu olursa tabii ki burada büyük oranda ne olacak? Okul öncesi çocuk gelişim bölümü mezunlarının istihdamı söz konusu olacak. Öğretmen olarak. Öncelikli olarak birinci hedefiniz öğretmenlik olsun. Onun için hedefinizi her zaman yüksek tutun. Ondan sonrası için olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama hedefin öğretmenlik olsun. Tamam. Evet. Seda Akalan 12D sınıfı herhalde. D mi B mi? Evet. Başkan'a soruyorum, projesi nasıl başladı? Başkanım. Evet, güzel bir soru. Başta da kısmen açıklamak, açıklamaya çalıştım Seda. Tamamen sizlerle iletişim kurmak. Tek derdimiz buydu. Çünkü ben biliyorum, sizler gelmiyorsunuz. Sokakta da gördüğünüz zaman, ya bir şey der miyim, demez mi, selam verir mi, alır mı, almaz mı, endişeli taşıdığınız için uzak duruyorsunuz. Ebeveynlerinde bu sorun yok. Ama sizlere daha kısa zamanda daha iyi iletişim kurmak, biraz da şu oluyor, yüz yüze bazen insan kendini ifade edemeyebiliyor. Ama bugünkü bu platformları kullanarak çok rahatlıkla insanlar sorularını da yönetebiliyorlar. Programı başlattık ki böyle bir mecrada varız. Dolayısıyla bizlerle diyalog içerisinde olun. Tabii bunun ana gayesi sizlerden aldığımız ve alacağımız o yönlendirmelerle birlikte daha doğru işler yarın örnek yapabilmek. Bu vesile buna başladık. Yanılmıyorsam bugün 12. hafta mıdır arkadaşlar? 11. hafta mı? 11. hafta. Yani 2,5 aydır devam ediyor. Okullardan da üniversitelerden de talep gelmeye başladı yoğun bir şekilde. Onları da sıraya koydu arkadaşlarımız. Bilmiyorum, ben iyi olduğunu düşünüyorum ama sizin açınızdan nasıldı? Senin değerlendirmeni de alalım. Kötü mü yaptık? İyi mi yaptık? Seda? Bence iyi yaptınız. Değil mi? Evet. En azından yarın biri sorduğu zaman ilçe Milli Eğitim Müdürü'yle ve Kaymakam Bey'le ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiniz mi? Geldik diyeme şansım. En kötüsü bu. Yani olumlu bir şey yaptık diye düşünüyorum.
İnşallah programdan sonra da arkadaşlar size sosyal medya hesaplarımızı verirler. Belediye ile alakalı, sokağınızla alakalı, caddeyle, ilçeyle, geneyle, neyle alakalı olursa olsun temas kurabilirsek hem anında çözüm üretiriz. Şu yok arkadaşlar. Her sokağa bir görevli dikme şansımız yok. Ama bilinçli toplum oluşturursak herkes sokağını korur. Temizlik eğitimden geçiyor. Bütçemizin birçoğu temizliğe gidiyor belediye olarak bizim. Bizim temizlemekle ilgili bir sorunumuz var. Bunda yana sıkıntı yok. Ama vatandaşın bunu temiz tutmasıyla alakalı bir görevi var. Bu olmuyor. İşte bu şekilde temas kurmayı kolaylaştırdığımız takdirde sizler sokağınızla ilgili en ufak bir sorun, bir moloz yığını, bir çöp çöpten gittiğimizi söylüyorum. Anında ya belediyemiz ne sosyal medyada platformunda var, istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz deyip bir fotoğraf çekip atmanız bu işi çözecektir mesela. Hızlı bir çözüm ve maliyeti de bizim açımızdan düşürecektir. Hem de sonuçta insanlara hizmet etmek için buradayız. Bir an önce de hizmeti sizlere kavuşturma adına böyle bir düşünce. Yani işin özü sizlerle temas kurabilme. Sizleri tanıyabilme, anlayabilme. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Evet başkanım, iki tane öğrencimizin sorusu aynı. Hüzeyfe Esmat ve Bilal Rafael Ali diyor ki sizi seviyoruz. Allah razı olsun. Biz de sizleri seviyoruz. Evet, Fatma Keleş 11H sınıfı, mezun olduğumuzda güzel, uygun staj yerlerinde çalışmak istiyoruz. Staj yerlerinde mi ya da staj mı yapmak istiyorsunuz ya da çalışmak mı istiyorsunuz? Staja devam etmek. Nerede staj? Daha henüz zaten staja başlamadınız. Önümüzdeki yıl. Öyle değil mi kızım? Evet. Staj yeri bulmakta sıkıntı mı çekiyoruz? Yok. Onu mu anlayalım? Evet, evet. Yani bunu idarecilerimiz çözüyor diye biliyorum ben. Yardımcı oluyorlardır. Şöyle başkanım, bununla ilgili bu yıl hem okulumuzdaki bu işten sorumlu olan arkadaşımızla ilçemizde ilçedeki görevli şube müdürümüz birlikte bir çalışma yapacağız. Hem normalde sizler kamu kurumlarında da staj yapabiliyorsunuz. Hem nüfusta, tarımda, bizde, ilçe milli eğitimde, vakıfta, kaymakamlıkta. Dolayısıyla ona göre oranları belirleyerek inşallah öyle güzel bir çalışma yapacağız. Hem de aynı zamanda işte belediyemiz olabilir. Diğer alanlarda öğretmenlerimizle böyle bir çalışma yapıp biz ilk adımdan, tabii ki yetmezse ilk adımdan da öğrenci alacağız ama önce kendi öğrencilerimizi yerleştirmemiz lazım. O da öğretmenimiz sözü evet, herhalde. Arkadaşlar bir mikrofon verelim. Halkla ilişkiler öğrencisi. Ben de halkla ilişkiler öğretmeniyim. Biz şimdi öğrencilerimizi staj yaptırırken yer bulmada sorun yaşamıyoruz da daha çok kendi meslekleriyle alakalı staj yerlerinde çalışmaları daha mantıklı geliyor bize. Mesela şu an Canik Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu birçok organizasyon var. Bizim öğrencilerimiz o tarz organizasyonlarda yer alsa onlar için çok güzel. Canik Belediyesi'nde de mesela bizim öğrencilerimizden staj yapmak için uygun birkaç öğrenci alabilirseniz bizim için sevindirici olur. Onu anlatmak istedi aslında hiç arkadaşımız. Hiç problem yok. Bunu evet, biz de isteriz. Zaten burada bulunma gayemizde, felsefemizde, idare şeklimizde tamamen bu Sayın Hocam. Bununla alakalı faaliyet organizasyonlarında dahil edelim. Evet, Kültür öğrencilerimiz tam o işleri yapıyorlar çünkü o işlerde çalışmak istiyorlar. Sıkıntı yok, onların bakış açısı işte bize de lazım. Evet. Kültür Müdürlüğümüz burada. Hocam sizinle temas kursunlar. Çok iyi olur, biz isteriz programlara yani. Dahil olsunlar, evet. Organizasyon nasıl yapılır, nasıl karşılanır, nasıl evet, uğranır falan. Tam bunlar onlara canlı göre. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Şimdi tamam, bununla ilgili şunu söyleyeyim. İyi bir iletişim kurmak lazım. Şimdi bize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ilk adımdan gelen öğrenci staj yaparken Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ya da Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrencinin olmaması sıkıntı aslında. Yani o zaman bir araya geleceğiz. Yani bu stajyer öğrencilerimizi, staj yapan öğrencilerimizi alanlara yerleştirme konusunda o alanla ilgili öğretmenimiz var. Bu öğretmenim, şimdi belediyemiz bilemez ki sizin ne kadar öğrenciniz var, ne olacağını.
onu siz okul olarak sizin ayarlamanız gerekiyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum hocam. Şimdi inşallah yanlış da biliyor olabilirim ama Canik Belediyesi'nin öğrencilere maaş verme konusunda sorun yaşandığını biliyoruz. O yüzden genelde öğrencilerimizin oraya yönlendirilmesini de biz de istemiyoruz. Belki çocuklar da o konuda sorun yaratabiliyor. Hani maaşlarını da aldıkları şekilde gelirlerse o konuda hiçbir sorun yaşamayız. Daha iyi olur eminim. Tabii bakalım personelle bir konuşalım. Çünkü staj yapan öğrencilerimiz gittikleri yerde maaş alıyorlar. Şimdi maaş almadan çalışmak da haliyle istemiyorlar. Çok normal. Evet. Hani hem de ben maaş de vermenizi yapardım, rica ediyoruz yok. Yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Sıla Nur Özbay, 11H sınıfı. Yeni nesil olarak bizden ne bekliyorsunuz? Yani beklentileriniz nelerdir? Evet Sıla Nur, soruyu bir de senden dinleyelim ya. Yeni nesil olarak bizlerden neler bekliyorsun? Yani beklentileriniz nelerdir? Sıla, çok öz, net söylüyorum. Ben yaşandığımda beni idare edecek olan sizlersiniz. Dolayısıyla sizden her şeyi bekliyoruz. Her şey derken? Her şeyi. Yarın idarecisin sensin çünkü. Senin idareci olduğun dönemde bizler yaşlı olacağız. Bizim bakımımızdan tut ihtiyaçlarımıza her türlü. Şu an nasıl ki biz 7/24 çalışıp hizmet etmek durumundayız. Sizden de beklentimiz bu. Hani dedim ya, bugünün Türkiye'sini idare etmek kolay, yarın Türkiye'sini idare etmek çok daha zor olacak. İşte o zor dünya, o zor dönemde kendinizi hazır hissedin. Tabii ki iyi insan olmayı. Tabii bu temel. Yani ahlak ve iyi insan olmak, erdemli insan olmak her şeyden önce. Selim Salim, sizi seviyorum. Evet, teşekkür ettik Selim. Engin Gül, Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Okulumuzu nasıl buldunuz? Nerelisiniz? Nerelisiniz? Seviliyorsunuz. Evet, ismini... Engin Gül. Evet. Engin, güzel soru sormuşsun. Ben kuşağın alfabetik sıraya kurulmasına karşıyım. Böyle bir şey yok. En azından benim dünyamda yok. Peki Z'den sonra ne yapacağız? Engin, alfadan sonra beta, sonra gama, sonra ne yapacağız? Böyle bir şeye ben inanmıyorum. Bu tamamen dünyayı yönetmek isteyen, eskiden devletler vardı. Bugün şahıs ve firmalar var. Bakın. Onların insanları böyle kategorize etmesi ve algı oluşmasından başka bir şey değil bu. Z kuşağı, zero kuşağı, sıfır kuşak, hiçbir şey bilmeyen, apolitik, ilgisiz, alakasız. Bu anlama geliyor değil mi? İlk bakıldığı zaman. Öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Geçen Serdar Tuncer'in bir ifadesi vardı. Çok hoşuma gitti. Dedi ki, Allah dedi bize atalarımızın yaptığından ziyade gençlerimizin yapacak olduğu işlerden dolayı merhamet ediyor. Anladınız mı? Yani atalarımız çok büyük işler yaptı. Bugün dünyada son bin yılda türkü çıkarın, tarih yazamazsınız. Ondan öncesinde de Türksüz yazılmaz. İlla ki bir yerine geçecek. Böyle bir milletin torunları bana göre alfabetik sıralarla, harflerle, kelimelerle ifade edilemez. Dolayısıyla onlar sizden korkuyorlar. Bugün Cani'nin nüfusunun %40'ı, 45'i 20 yaş altında. Onlarda bu oran tam tersi. Onların tam da korktuğu kişiler sizsiniz. Sizin olduğunuz grup. Onun için sizi böyle kategorize edip algıyla farklı alanlara ve sizi her alanda soyutlama, her işe soyutlama çalışıyorlar. Ve bunda da kısmen başarılılar. Bakın çok önemli. İşgaller her dönem kendine göre devam ediyor. Bundan sonra devam edecek. İşte Haçlı Seferleri'nde Kılıç Kalkan'la beraber, daha sonraki dönemlerde o günün metotlarıyla bugünkü işgal çok daha farklı.
En son 15 Temmuz yaşadık. Bunu sizler de yaşadınız biliyorsunuz. Tanklar, toplar, uçaklar yine fiili işgaldi. Buna karşı insanlar, bizler, sizler sahaya çıktık. Buna dur dedik. Ama bundan sonraki işgal yöntemi de değişiyor. Bu çağla birlikte. Demin Sıla mıydı soran bizden ne bekliyorsunuz diye. Şu an zihinsel işgal başladı gençler. Toprak işgali artık yok. Dünyada artık fiziki toprak alışverişi de bitiyor. Bunlar da sanal aleme taşındı. Bugün tapusu bende olan bir yer sanal alemde başka birine satılmış durumda. Dolayısıyla zihin işgaliyle beraber bizlere hükmetmeye çalışacaklar. Aslında işin özünde şu vardır. İnananla inanmayanın mücadelesi. Dünya kurulduğu günden beri bu mücadele devam eder. Ve yıkılıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Onun için ben kuşağı, hele de bizim kuşağı, çok zeki bir kuşağımız var. Kim ne derse desin. Bugün bir kişi çıktı, sadece bir kişi değil mi? Selçuk Bayraktar diye bir genç, çok da büyük değil. Bugün 30'lu yaşlarda ülkeyi farklı bir yere çekti. Geçen trafik kazasında ölen mühendisimiz. Takip ettiniz değil mi? Cenazesini gördünüz mü? İşte sizlersiniz bunlar. Bize düşen sizi o yöne kanalize etmek. Bugün de bugün bunun için buradayız. Dolayısıyla ben katılmıyorum kuşağa. Bu gençlik dünyaya yön verecek olan gençliktir. Dolayısıyla Allah da bize sizin bu ülke için, bu ümmet için, bu bayrak için, bu ezan için yapacak olduklarınızdan dolayı merhamet ediyor ve önümüzü açıyor diyor. Teşekkür ederim. Tamam. Dolayısıyla çok şey yapmamız lazım. Beklentimiz de sadece 84 milyon Türk ırkıyla alakalı değildir. Dünya yeryüzündeki tüm inananlar adınadır sizdeki beklenti. Evet, teşekkür ederim. Güzel soru. Teşekkür ederim. Bir de evet, nerelisiniz diye sormuşsun başkanım. Nereliyim? Doğma büyüme Canikliyim. Teknepınar Köyü var. Hemen üst tarafta. Çok yürüme gittim geldim buraya. 1,5 kilometre yukarıda Teknepınar Köyü var. Orada doğdum. Soğuk suda ilkokulu yurt dışında okudum. Ortaokul dönemim Soğuk suda geçti. Lise dönemim Gaziosmanpaşa'da. Hemen cami var ya az yukarıda. Karşı sokakta, Batum sokakta. Evimiz de hala oradadır. Lise çağı orada geçti. Üniversite İstanbul Üniversitesi. Ondan sonra ticaret, siyaset derken bugün de buradayız. Evet. Ben teşekkür ederim. Evet başkanım. Çağrı Rasim Gökçen 10G sınıfından. Evet Çağrı. Diyor ki, Çağrı diyor ki hayatınızda yaptığınız en büyük hata. Belki siyasete girmek. Evet. Hata demeyelim. Çok öyle pişmanlığım yok Çağrı. Bir de şu vardır. Hata yapılır. Bunun en az sıkıntı yok. Hep onu söylerim. Bir çalışma, bir gayret varsa, üretim varsa orada hata da olur ama böyle kasten bilerek her şeyi bir kenara atarak, tüm değerlerimi bir kenara atarak bir fiiliyat içerisinde olmadım. Böyle bir hatam yok. Ama bu siyaset kısmı var ya, bu biraz tercih meselesi. Ama her ne kadar bizi zorlasa da bu etkileşimden, geri dönüşümden, insanlara dokunup onlara bir şey verebilmenin de hazzıyla öyle çok pişman olduğum bir hatam da yok. İnşallah sizlerin de olmaz. Evet, başkanım bu soru Yasemin Aktaş'tan. Bu herhalde Yasemin burada mı? Yasemin soruyu geliyor başkanım mı, bana mı sordunuz? Bu soru diyorsunuz ki 10 saat okul sizce verimli oluyor mu? Evet hocam, size sordum. Evet, şimdi şöyle, tabii ki biz de hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki hiç kimse, öğretmenlerimizde, bizlerde araçlarımız var. Kimse 1950 model arabaya binmiyor. Ama okullarımız hala 1950 model okullar gibi. Yani model dediğimiz şu: sıra, masa, tahta. Bunun dışına çıkalım istiyoruz. Bu anlamda da başkanımızla beraber yapmış olduğumuz proje vardı. Duymuşsunuzdur belki, Canik Orman Okulu. Yani sınıf dışı etkinlikler, sınıf dışı eğitim alanları. Biz istiyoruz ki her okulun kendi bünyesinde bir sınıf dışı etkinlik alanı olsun. Edebiyat dersini de dışarıda yapın, açık alanda yapın. Müzik dersini de açık alanda yapın. Beden eğitimi dersini zaten yapıyorsunuz. Matematiği de açık alanda yapın. Bu tabii ki Canik Orman Okulu bir model oldu. Türkiye modeli oldu. Ben
gerçekten huzurlarınızda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir modelin oluşmasında en büyük pay sahibi başkanımız. Dolayısıyla bu tür alanları artırmamız lazım. Bizim hayalimiz o değil. Biz hep şunu söylüyoruz. Yeni yeni şimdi İl Milli Eğitim Müdürümüzün başlatmış olduğu bir proje var. Bunda da okulları dizayn etme, sizin hayalinize göre koridorlar size göre. Biz şimdi bir okul yapıyoruz. Okul bize göre çok güzel. Ama size hitap etmiyor. Lise öğrencilerine hitap etmiyor. Bize hitap ediyor. İşte ilkokul yapıyoruz. Aa, çok güzel okul. Ama o çocuklara hitap etmiyor. Onun için anaokulları, anaokul öğrencilerine, ilkokullar, ilkokul öğrencilerine, ortaokullar, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik onlara daha sıcak ortamlar, kendi düşüncelerinizle beraber, hayallerinizle oluşabilecek koridorlar. Bununla beraber bir çalışmalar var. İnşallah bu olacak ama sınıf içinde geçirilen süreler çok fazla. Buna ben de katılıyorum. Onun için daha çok sınıf dışı mekanlar oluşturulmasından yanayım. O bakımdan da bu dediğim gibi bu bir modeldi. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Ucanık Orman Okulu. Bunu biz diğer alanlarda da geliştirmek, genişletmek istiyoruz. Sorun da güzel bir soruydu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, bu anlamda Orman Okulu Türkiye'de bir ilk olan projeydi. Bunu da Cani'ye kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Buradan sonra da zaten tüm Türkiye'ye talimatla yapılması söylendi. Daha güzelleri inşallah başka yerlerde yapılıyordur şu anda. İkincisi Sıfır Atık Köyü. O da bitti. Şu an Millet Bahçesi içerisinde. Gençler orayı da bir gezin. Orası da eğitici bir köy. Şimdi üçüncü olarak da Açık Hava Fen Laboratuvarı gelecek ki tam bu senin söylediğini aslında karşılıyor. En azından bazı dersleri uygulamalı olarak orada yapabileceksiniz. Biyoloji, kimya, coğrafya, fizik, matematiğin bazı konularını orada uygulayarak bizzat daha çabuk, daha kalıcı bir şekilde uygulamanızı sağlayacağız. Bu şekilde de bina içerisinde 10 saat müdürümün dediği gibi de kalmak durumunda kalmazsınız inşallah. Oraya da bir gün böyle bir en azından gezi amaçlı sizin görmeniz açısından size de bir ufuk çizmesi bakımından hayallerinizi okulunuza yansıtma adına gidip görüp bakabilirsiniz. Hemen yukarıda Samsun Üniversitesi'ni hem üniversite gezisi yaparsınız hem de oradan Orman Okulu'nda uğrarsınız. Orada okulun alanını gezersiniz. Orada macera parkuru var, hayvanlar var, koyun var, kuzu var, köpek var, tavuk var. Alan çok güzel. Uğramanızı tavsiye ediyoruz. Evet. Başkanım, Tuğba Şimşek, 11H sınıfından. Diyor ki, okulumuzda okul takımı yok. Futboldan başka yok diyor. Biz kızların da katılıp kendimizi geliştirebileceğimiz bir spor dalı olsun istiyoruz. Yok mu basket, voleybol? Evet, geçen dönem biliyorsunuz gençler, tabii ki 1,5 yıldır pandemiden dolayı sokağa bile çıkamıyorduk. Dolayısıyla okullar zaten kapalıydı. Tabii haklısınız siz de. Daha farklı bir şey mi düşünüyorsun? Bireysel olarak mı düşünüyorsun sen? Evet. Mesela? Yani sadece erkeklerin değil de kızların da hani bir etkinliğe katılabileceği bir voleybol, bir ne bileyim basketbol falan ya da hani kız futbol takımı da olabilir. Neden olmasın? Böyle. Tabii ki. Durun, buyur. Mikrofon kapalı. Gerçi tamam, şu anda bu şeyden pandemiden dolayı raporlu. Pazartesi itibariyle geliyor. Siz istediğinizi söyleyin. Ben çünkü ona gerekli talimatı verdim. Hangi branştan ne isteniyorsa biz açacağız dedik. Mesela masa tenisi açtı, futboldu, şutu budu. Öğrencilerin hangisini istiyorsa Serkant Bey açıyor. Pazartesi günü isterse Serkant Bey döndüğünde tekrar hemen bir şey yapalım, değerlendirelim. Yeter ki yeterli sayı olsun, anlatabildim mi? O sayı olduğu zaman bizde sıkıntı olmaz. Tamam, teşekkür ediyorum. Tamam. Yine şöyle bir şey de var, tabii bu okul içi, okul dışında da belediyenin imkanları var. Okulun dışında gelip kulüpte, orada istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz. Orada hocalarımız var.
Tuğba. Hangi branşı istiyorsanız profesyonel anlamda orada size altyapı. Okul çıkışı çok geç oluyor ama. Evet, biraz hem eğitimle birlikte 4 gibi çıkıyorsunuz herhalde, değil mi? 3.30-4 gibi çıkıyorsunuz. Evet. 4.30'da çıkıyorsunuz. Ama başarı da gayretle geliyor, fedakarlıkla geliyor. Bunu yapabilen gençler var aramızda, biliyorum. Bu istenirse yapılabilir. Böyle bir şevkin, heyecanın, isteğin varsa belediye açısından da böyle imkanımız var. Kapalı spor salonlarımız var. Şimdi bir tane daha yapıyoruz inşallah. Atatürk Mahallesi'nde 15 Temmuz İmam Hatip'sinde o bölgeye. Samsun'da tek iki katlı bireysel salonu olan, 500 kişilik de kapalı spor salonu olan, yanında bir de halı sahası olan çok güzel bir spor tesisi yapıyoruz. İnşallah onu da sizlerin hizmetine sunacağız. Seneye, yılıza, bu dönemlerde teslim almayı da hedefliyoruz inşallah. Şimdi burada da hemen başkanım kapalı spor salonumuz var. Ama onda bir ufak tefek eksiklikleri var. Onları müteahhitten kaynaklı. Onların yapılmasını bekliyoruz. Yapıldığı takdirde bu bölgeye de hizmet edecek. Sizin de orada daha çok bireysel ya da basket, voleybol hepsini oynayabileceksiniz. Şimdi başkanım hem öğrencilerimizin servisleri ve diğer durumlarından dolayı hem de sizin de programınızdan dolayı son 4 soru alalım ve ondan sonra bu güzel söyleşiyi sonlandıralım istiyoruz. Şimdi son 4 soru akabine çekiliş. Evet, çekiliş ve hediyelerimiz olacak size gençler. Evet. Selim Türkmen 11H sınıfından, halkla ilişkiler okuyorum. Kendimizi geliştirmemiz açısından okul dışı organizasyonları yapmak istiyoruz. Evet, demek ki soruyla benzerlik arz ediyor. Temas kuralım inşallah kültür müdürlüğümüzle. Yardımcı olalım sizlere bu konuda. Evet, Cihan Kaya 10G sınıfı, belediye başkanı olmaya nasıl karar verdiniz? Başkanım, Cihan'ın sorusu. Evet, Cihan, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Tabii milletvekilliği, belediye başkanlığı, siyasi kanalla gelmeniz gereken yerler. Çok böyle bağımsız ülkemizdeki sistemle mümkün gözükmeyen bir alan. Bu biraz insanlara hizmet etmeyle doğru orantılı, isteğinizle doğru orantılı bir şey. Yani birilerine yardım etmeyi istiyorsanız, böyle bir heyecanınız, böyle bir şevkiniz varsa en iyi alanlardan bir tanesi bu. Ben de hep olduğum ortamda yapı itibariyle biraz böyle aksiyonel yapım vardı. Hep ön plana çıkmışımdır. Okuldayken öyle, ilkokul, orta hep böyle oldu bu. Üniversitede dahi öyle oldu. Bir gariban arkadaşım varsa ona yardımcı olurdum. Beraber de iş bulurduk, beraber çalışırdık. Yani insanlara yardım etmeyi seven bir yapım vardı. Yine mesleğe atılmadım. Ben edebiyat mezunuyum. Öğretmenlik hiç yapamadım. Nasip olmadı bize. Ticaretle uğraştık. Ticaretle uğraşırken de hep belli bir dönemde sivil toplum örgütleri içerisinde yer aldım. Yani bir gariban varsa, bir hasta varsa veya ihtiyaç sahibi biri varsa onlara yardım edeyim istedim. Ondan sonra bu bir müddet devam etti. Özellikle 2008 ve 2018 arasında 10 yıl çok yoğundu bu STK çalışmalarımız. Ya dedik ki bunu biraz daha geliştirelim. Nasıl olur bu? Siyasetin içerisinde vardık. Aday olalım dedik. Ve aday olduk. Böyle başladı aslında. Ya tamamen insanlara dokunmak, onlardan bir dua almak, bir Allah razı olsun duymak. Çünkü her şeyin Allah'ta bir karşılığı var. Sonuçta kul olduğumuz için yapmamız gerekenler var. Servetimiz olduğu için yapmamız gerekenler var. Ben de bunu sanki bedenin bir karşılığı, bedenin Allah bize lütfetmiş olduğu bedenin insanlara karşı bir sorumluluğu gibi düşünüyorum bu olayı. Bedenen bu hizmeti vereyim istedim. Yani tamamen dokunmak, başka bir şeyim yoktu. Nasip oldu, iyi de olmuş. Bana göre iyi olmuş en azından. Birilerini sevindirmek, memnun etmek, onlara yardımcı olmak, çözüm üretmek, hiçbir şey yapamasam dahi dinlemek bilem, bazen öyle görüyorum, vatandaş getirdiği konuyu çözemeyeceğimi biliyor. Benim çok üzerimde veya kanunen uygun olmadığını da biliyor. Ama sırf onu dinliyor olmam bilem, onu ciddi anlamda rahatlatabiliyor. Bundan haz alıyorum. Bu niyetlerle başladık, bugün de buradayız. Senden de iyi bir belediye başkanı olur ama, bak onu senden aldım.
Benden olmaz başkanım ya. Niye? İnsanlığa faydalı olmayı düşünmüyor musun? Olur olur. İnan olur. Ben ama şu an önceliğin var. Onlara devam et. Zamanı geldiği zaman olur inşallah. Evet. Ceren Özyurt. Kantinler hakkında Milli Eğitim bir projesi var mı? Fatih projesinde tablet mi yoksa bilgisayar mı dağıtılacak? Fatih projesiyle ilgili konuşmuştuk Ceren. Kantinlerle ilgili kantinlerin daha mekanların daha geniş olması anlamında mı diyorsunuz yoksa? Ya büyük ihtimalle ya nasıl desem pahalı mı kantinler? Onu mu demek istiyorsun? Evet. He, kantinler pahalı diyorsun. Piyasa da pahalı. Ceren, hayat pahalı. Dolayısıyla şey, evet, kantinciler de tabii ki bir kira veriyorlar, kira ödüyorlar. Her ne kadar bu dönemde bakanlığımız kantincilerin yarı yarıya aylıklarını, aidatlarını alıyor ama yine de tabii ki onların da 1,5 yılda zararları var. Şu anda da piyasada da normal piyasadan zamlı mı, daha mı pahalı kantinler? Evet. Ya normalinden daha onu pahalı. Okulla görüştüğünüz takdirde okul idaremizi biz de zaman zaman kantinleri denetliyoruz, bakıyoruz. Arkadaşlarımız geliyorlar, bakıyorlar. Hem fiyatlara hem hijyen bakımından bakılıyor. Herhangi bir sıkıntı varsa uyarıyoruz. Onun dışında tabii biz de istiyoruz ki kantinlerin çok daha geniş olsun, kafe şeklinde olsun. Orada rahat rahat oturabilirsiniz. Oturup çayınızı, kahvenizi yudumlayacağınız, arkadaşlarınızla birlikte sohbet edeceğiniz ortamlar olsun. Bizim de hayalimiz ama tabii ki onunla ilgili de fiziki şartlar o şekilde planlanmalı diye düşünüyorum. Teşekkür evet Ceren, teşekkür ederiz. Son iki son, mi? Son iki soru, evet başkanım. Gülbahar Akalan, takımınız nedir? Samsun'da böyle bir soru sorulmaz aslında da. Yok, aslında onlar biliyorlar neyin ne olduğunu da. Tabii, önce tabii milli takım, biraz da siyaset yapayım burada. Samsun sporluyuz. Neden? Çünkü burada doğduk, burada büyüdük. Buraya karşı bir aidiyet hissediyoruz. Bu şehrin de bir takımı var. Bu takımın şehre kattığı çok şey var aslında. Genelde böyle olumsuzluklarla dile geliyor, belki öne çıkıyor ama bir kere en başa reklamını yapıyor. Şehri tanıtıyor. O açıdan sahiplenmek zorunluluğumuz var. Bana göre herkes yaşadığı yerin takımını sahiplenmek durumunda. Çünkü o da her görevdeki insan gibi hizmet ederken o da reklam kısmında belki hizmet ediyor. Dolayısıyla önceliğimiz Samsun Spor. Teşekkür ederim. Evet başkanım, bu soruya aslında cevap verdiniz ama Selma Nur Kısmet diyor ki hangi okuldan mezunsunuz? Evet, ilkokul yurt dışı. Son soruydu. Lise Samsun İmam Hatip Lisesi, üniversite İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Teşekkür ederim. Tarih. Yok, tarih. Evet başkanım, bitti sorularımız mi? Bitti. Evet. Tabii çok soru vardı burada. Vardı bayağı. Hepsini cevaplamaya kalksak sizler akşam edersiniz burada. Bizim için çok sorun yok ama sevirsenizi kaçırmanıza sebep verebiliriz. Güzel şimdi sorular vardı işte. Ama ben biraz daha okula gelirken endişeliydim. Niye? Bu gençler bizi iyice terletecek diye. Korktuğum kadar olmadı. Ya da zor sorular orada. Ya da zor sorular altta kaldı. Öyle bir şansımız oldu diyelim. Öyle miydi? O zaman bir tane zor soru alalım. En zor soru kim diyeceğiz, sorsun. Merhaba. Merhaba. Ben kağıda yazdığım soruyu söyleyeyim direkt o zaman. Şöyle yazmıştım. Ben 4 senelik üniversite kazandığım zaman birçok masrafı olacak bu 4 sene boyunca üniversite sonuçta. Ve mezun olduktan sonra büyük ihtimalle işsiz kalacağımı düşünüyorum. Veya bir işe girdiğim zaman da en fazla asgari ücret alacağımı düşünüyorum. Ve bu benim 4 yılımı karşılamayacak. 4 yılımın tamamen çöp olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili birçok örnek gördüm. Geçen Twitter'da bir tane sokak röportajı görmüştüm.
bir tane genç bir abi coğrafya öğretmenliği okumuş, atanamamış. Tekrar bambaşka bir bölüm okumuş, üniversite tekrar. Onda da tutunamamış. İki üniversite mezunuyum diyor. Ben 16 yaşından beri her yaz çalışıyorum diyor ve 11 tane CV'm var diyor. Ben bir yere girdiğim zaman bana asgari ücret veriyorlar şu anda diyor. Böyle birçok insan var, başarılı insanlar. Ben de başarılı olabilirim. Ama aynı şeyleri yaşamayacağımın güvencesi yok. Zaten bizim Z kuşağı olarak hiçbir güvencemiz yok. Özellikle hem cinslerim adına söylüyorum, can güvenliğimiz dahil yok. Yok, o kadar o kadar olduğunu düşünmüyorum. İsmin neydi? Ece Yüce, 12D Ece, sınıfı. Çok güzel ve üzerine saatlerce konuşacak bir konuyu açtın ama son söylediğine katılmıyorum. Neden? Bir kere sizler bizim başlarcımızsınız. Dolayısıyla güveninizle ilgili... Gündem öyle yok. Demiyor. Hayır, hayır, hiç öyle değil. Canik, bugün Canik'i konuşalım. İstatistikler açısından Samsun'un en güvenli ilçesidir. Ben Türkiye geneli adına konuştum. Tüm kardeşlerim, ablalarım. O istatistik belki sende de yok şu anda, bende de yok. Böyle bu böyle bir algın varsa bunu da yık. Dünyanın belki de hala mahalle kültürü devam eden istisnai ülkelerinden bir tanesiyiz. Böyle bir algın varsa yık. İşte bu zihinsel işgalin bir örneğidir sende. Bu kısmını bir kenara bırakalım. Derin bir konu. Bir gün arkadaşlarla beraber ziyarete gelirsen bunu konuşalım. Ama gelelim diğer konuya. Bana göre de sen bugün coğrafya okursan muhtemelen açıkta kalacaksın. Dolayısıyla hedefi iyi belirlemek lazım. Konuşma arasında bir şey söylemiştin. Sizin yapacağınız mesleklerin birçoğu daha icat edilmedi dedim, değil mi? Bu dönem kadar gençler, paranın kolay kazanıldığı başka bir dönem yok. Çok net bir şey söylüyorum. Eğer amaç ekonomik özgürlükse, hayatımızı idame etmeyse... Bugünden daha kolay bir dönem bulamazsınız. Para kazanmak bu kadar kolaysa geçinemeyen insanlar neden var? Bu bir. Niye mi var? Bugün işsizliğin yoğunlaştığı alan sistemin getirdiği bir şeydir. Üniversite mezunları arasında. Bugün biz bir su tamircisine, bir fırıncıya, bir elektrikçiye yani meslek sahibi insanları bulamıyoruz çalıştırmak için. Bunlar da bu sosyal hayatın içerisinde var olması gereken şeyler. Ama herkes üniversite mezunu. Günde en az 20 kişi üniversite mezunu gencimiz yanıma geliyor. Başkanım ben şu bölümü bitirdim, bana iş. Şimdi üniversite bitirmiş, elinde bir diploması var. Bu sizin suçunuz değil, onu için söylemiyorum. Sistem bizi buraya taşıdı. Savunduğum için de söylemiyorum, savunmuyorum zaten böyle bir şeyi. Mesleksizlik en büyük sıkıntımız şu anda. Bugün mesleğe olan hiçbir arkadaşımız aç ve açıkta değildir. Ve yarın için endişesi yoktur bakın. Ama coğrafya örneği verdim. Ben de sana bir örnek vereyim. İnşaat işiyle uğraşıyordum özelde. 2 ay önce miydi? 3 ay önce miydi? Neydi? Ustayı ziyarete, yani inşaatı ziyarete gittim. Ne yapıyorlar diye bakayım dedim böyle. Ustanın yanında bir tane genç delikanlı duruyordu. Dedim kim bu? Ustaya sordum. İşte Ahmet abi kim dedim. Benim oğlan dedi ya. Ne yapıyorsun sen dedim delikanlı falan. İyi dedim bak. Ona cevap fırsat vermeden babandan mesleğe dönüyorsun. Seramik ustası. Yevmiyesi 300 lira gençler. Yevmiyesi 300 lira. Ve kafasına göre çalışıyor. Sabah 10'da gidiyor. 3 saat çalışıyor. Ertesi gün 5 saat çalışıyor. Günde 300 lira alıyor. 300 çarpı 25, 30 güne çalıştırmayalım. Hafta sonu tatilde verelim. 7500 lira. Benim maaşıma denk. Neredeyse. Birçok müdür idareci öğretmeninizin maaşından daha fazla. Dolayısıyla ne yapacağımızı belirlemek durumundayız. Bugün beden işçi dahi 150-200 liraya adam bulamıyor kimse çalışan. Ama sistem bizi taşıdı. Herkes üniversite mezunu yapalım. Tüm aileler çocuklarını akademik başarıya odakladılar. Ben de dahil olmak üzere. Ben de toplum içerisindeyim. Farklı değilim sizden. Bu bizi bir yanlışa götürdü. Dolayısıyla bunların bir kenara atın. Hele de yeni dönemde. Geçen dedim ya e-sporla alakalı gençler geldi. Başkan böyle bir takım kuralım dedi. İşlerinden bir tanesi şunu söyledi. Üniversitede okuyor burada. Başkan dedi ben maç başına dedi 100 dolar para alıyorum dedi. Nasıl dedim ya, ne maçı, nasıl oluyor bu? O liglerde oynuyorum dedi, iyi bir de bir oyuncuyum dedi. Giriyoruz dedi, bir maç başına beni çağırıyorlar. Takımda eksik varsa veya rakip güçlüyse beni sisteme dahil ediyorlar. Hiçbir yere gitmiyorum dedi. Olduğum yerde bilgisayarın başında takıma beni katıyorlar. Saatine 100 dolar. 100 dolar kaç para bugün? 1200 lira. Ayda 10 maça çıkarsa ne olur? Oturduğu yerden, evde 12 bin lira. Bir arkadaşım var, 32-33 yaşlarında, çocuğu var 8 yaşında.
başlangıç tanışmaya gitti. Biraz da bu işe ilgili olduğumu bildiği için bu yeni teknolojik şeylere. Başlangıç dedi, aylık kazancı 5-6 bin dolar dedi çocuğunun. Nasıl dedim ya Ahmet? Oyun yazmış çocuk. Yazılımla uğraşmış, oyun yazmış. 8 yaşına daha. Göndermiş Apple Store'a indirimlerle aylık geliri diyor 5-6 bin dolar civarında. 5 bin dolar ne yapıyor bugün arkadaşlar? 60 bin lira para yapıyor. Paranın bu dönem kadar kolay kazandığı bir dönem yok. Yeter ki tercihlerinizi doğru yapın. Şu an sosyal medyada, Twitter'da, Face'te, Instagram'da kaybettiğiniz zamanı doğru yere kanalize edin. Hep birlikte edelim, yardımcı olalım sizlere. Hiçbir endişenizin olmadığını göreceksiniz. Teşekkürler. Ama bu konuyu bir arkadaş grubuyla bekliyorum. İsmin neydi? Ece. Ece. Gerekirse öğretmenimize birlikte gelin. Hem size bir şey ikram edelim hem de daha derin uzun uzadıya konuşalım. Bu algıyı kırmamız lazım. Evet, şu anda coğrafya okuyacaksan işsizsin. Yok, ben coğrafya okumak istedim. Hayır, hayır, örnek veriyorum. Birçok bölümün böyle. Kamuda okusan büyük ihtimalle öyle olacak. İşletmede okusan aynısı olacak. Halkla işleri okusan da belki aynı olacak. Bir şey söyleyebilirim. O zaman yani insanların emeğinin karşılığını alması neye bağlı? Başarıya değil de şansa mı, torpile mi? Hiçbir şeye değil. Tamamen kişi doğru tercihini yapacak. Alanı görecek. Oraya yönelik kendini yetiştirecek. Ve alanda en iyisi olacak. Evet, en iyisi. En iyisi olacak. Okay. Bu da çalışarak olacak. Her şeyin özü, çizelim altına, çalışmak altına. Coğrafyayı da seçsen, en iyi coğrafyacı olursan ne olur? Sıkıntı yok. Her yerden ücretli ders verebilirsin, her yerde aranırsın. Yani hangi işi yaparsanız yapın, en iyi olun. En iyi öğrenci, en iyi memur. Onu hedefinize koyarsanız hiç tereddüt etmeyin. Hayatta hep başarılı olursunuz, hep tercih edilirsiniz. Okey, teşekkürler. Tamam. Evet, çekişe geçelim mi? Evet, teşekkürler başkanım, teşekkürler müdürüm. Program başında bir çekiliş gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Aslında buraya gelirken 15 tane hediyemiz vardı. O yolda doğurmuş, 17 olmuş. Kitap hediyelerimiz var, onlardan başlayalım. Bu arada bize bugün soru ulaştıran herkes tekrar fanusa geri koyduk. Yani az önce dışarı çıkartmıştık ama onları tekrar dahil ettik, merak etmeyin. Kitap hediyelerimize başlayalım. Sonra gitgide böyle hediyelerde ne var sayarsan kitaplarımız var, Jenga oyunumuz var, 1000 parçalık bir puzzle'ımız var, satrancımız var, 3 tane de Samsun Spor formamız var. Evet başkanım. Evet, onu dökelim mi kavanozu müdürüm? Dökelim. Dökelim de haksızlık, adaletsizlik olmasın. Adaletle başlamıştık. Altta kalmasın. Evet, şöyle de bir karıştıralım, harmanlayalım. Onu zoom out. Evet, eve geliyor gençler. Evet, tekrardan katılan, soru gönderen, hediye kazanan herkese çok teşekkürler. Evet, başkanımıza da bir kuvvetli alkışlayalım sevgili gençler.